hukuki bir tartışma muhalefete çok büyük kazanımlar getirmez. Yöneylem araştırma neredeyse hani yarım puanın bile altına düştüğünü söylüyor AKP ile CHP arasındaki oy farkının. Öyle midir değil midir bilmiyoruz ama şu milletvekili seçimi için geçerli. Burada milletvekili seçimleri bakın çok önemli. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısını Millet İttifakı ve bileşenlerin sandalye sayısından fazla olması halinde İstanbul'da ve bazı başka illerde yaşanan sıkıntılar yaşanabilir. Yolunu kapatıyorlar. Ama esas tabii ki esas. Mevcut anayasaya göre de yetkileri düşündüğünüzde esas önemli olan Cumhurbaşkanı seçimi. Orada iki şeyi söylüyor yöneylem. Görelim. Şimdi Cumhurbaşkanı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan'a oy verir misiniz sorusuna %55.6'sı ankete katılanların asla diyor, asla. Bu arada kararsızım diyenler de 10.4. Ama asla diye kesin görüş belirtenler 55.5 ki bu Erdoğan'ın hakikaten acaba ben aday olmasam mı diye düşünmesi için önemli. Seçeneklerden biri Selahattin Demirtaş bir yazı yazmıştı. Diyor ki belki de aday olmayacak diyor. Öbür şeyi de görelim. Grafiği de görelim Dersucuğum. Şimdi Erdoğan mı muhalefet adayı mı? Burada isim sorulmamış. Herhangi bir aday yani bu Kılıçdaroğlu olabilir ya da X bir şahıs olabilir. Sürpriz olabilir. Hiç isim önemli değil. Muhalefet adayı her kim olursa anlamında ben bunu anladım. Her kim olursa ben oyumu muhalefetin adayına veririm diyor. %52.5. Yani eğer anketler doğruysa, eğer Erdoğan şapkadan son anda bir tavşan çıkartamazsa seçimi şimdiden sandık belli olmaz tabii ki. Anket anlamında söylüyoruz bunları. Kaybetmiş görünüyor. Gerçekçi buluyor musun? Erdoğan şapkadan tavşan çıkartabilir mi? Ben şapkada tavşan kaldığı kanaatinde değilim. Yani 20 yıl ciddi bir süre ve Erdoğan 4-5 yıldır ciddi irtifa kaybediyor. Krizle birlikte bu irtifa süreci de arttı. Söyleyebildiği hiç yeni bir şey yok. Yani siz tavşan çıkarabilmeniz için yeni bir şey yapmanız lazım. Bu seçim ekonomisiyle de ilgili bir iş değil. Yani evet seçim ekonomisi uygulamaya başladılar mı? Başladılar. Devam ettirecekler ve büyütecekler mi? Belli ki büyütecek. Ama seçim ekonomisi derken de ne yapıyorlar? Şimdi bakın EYT konusunda adım atamadılar. Atabilirler önümüzdeki günlerde. Ay atabilirler ama daha belli değil. Yani atabilir. Ama şunu müsaadenle bir söylemek tabii istiyorum. Bakın günün sorusu bana göre şu. Asgari ücrete zam geliyor mu? Artış geliyor mu? Asgari ücrete. Neden? Şimdi öyle bir hava estiriliyor ki özellikle yandaş medyada bakandan büyük müjde, reisten büyük müjde, başkandan büyük müjde asgari ücrete zam geliyor. Şimdi asgari ücrete zam geliyor diyen yok. Kastedilen Temmuz'daki enflasyon artışı. Yani enflasyon artışını... Memurlara ve emeklilere yönelik. Evet enflasyon farkı. Enflasyon farkından söz ediyor. Erdoğan da ki bu da haktır. Bakan da. Şimdi bakın dün Vedat Bilgin bunu 5 aşağı 5 yukarı çerçevesini çizdi. Sonra çıkışta da efendim peki asgari ücrete de zam geliyor mu diye gazeteciler sordu. Sonuç? Enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Konuşmanızda Temmuz'a asgari ücretten bahsetmediniz. Konuşmada her şeyi söyledim. Ayrıca bir açıklama yapmayacağım. Yani yapamaz ayrıca şeyi söyleyeyim. Erdoğan işaret vermediği sürece bakan diye bir kavram yok aslında. Zaten. Yani ancak Erdoğan işaret hani verecek diye açıklama yapsın. Önemli olan şu. Halka doğrular söylenmiyor. Hanımefendiler, beyefendiler. Asgari ücrete artış gelecekmiş gibi yapıyorlar. Şimdi, yok öyle bir şey. Tabii. Yani burada belki Ayşen Hanım en önemli şey şu. Şimdi bakın
Ekonomik krizler önemli. Ekonomik krizler bütün dünyada değişimi neden oluyor. Yani örneklere baktığınızda bunu görüyorsunuz. Yani 1929'da böyle, 1970'ler Avrupa'sı da böyle, 1990'ların sonundaki kriz Türkiye'de, 2000'ler krizinde de bunu görüyoruz. Ama hiçbir iktidar siyasi irade olmadan değişmez. Yalnızca ekonomik kriz iktidarları götürmeye yetmez. Sizin alternatif olmanız lazım. Bunun için de sizin daha cesaretli ve kararlı durmanız lazım. Siz, bunun için de kitlelerin evet ya bunlar bu işi değiştirir. Bunlar daha başka bir Türkiye yaratabilir. Başka bir Türkiye bunlarla mümkün diyebilmesi lazım. Bu anlamıyla bu siyasi iradeyi öne çıkaran bir şey yapmak lazım. Ama şurası çok net bence de. Yani ben mevcut iktidarın şu anda gözüktüğü %30-35 bandının da çok altına düşebileceğini varsayıyorum. Kriz derinleşecek. Seçim ekonomisi uygulasalar bile. Yani varsayalım ki Erdoğan yarın dedi ki asgari ücrete de zam yapıyoruz. Ya asgari ücrete, asgari ücretin arttırılması Türkiye'deki enflasyon ve fiyat istikrarsızlığından dolayı bir ayda ortadan kalkıyor. Yaşayarak gördük mü? Gördük. Yani Aralık'taki asgari ücrete yönelik %50'lik zammın bir ay içinde devre dışı kaldığını gördük. Türkiye'de şu anda mevcut ekonomi uygulamaları, ekonomi politikanın bir başarı getirmesi ve bir değişim yaratma şansı yok. Burası net. Bu netliği tamamlayacak faktör nedir? Bunun karşısında sizin alternatif söylemlerinizdir. Bu anlamıyla ben sürecin alternatif söylemlerle, cesaretli ve kararlı söylemlerle AKP'nin hiç ummadığı, kendisini ummadığı yerlerde göreceğini düşünüyorum. O kadar. Yani evet. Bayağı ciddi bir eremeden söz ediyorsun. Ya şöyle, AKP 20-25 bandını korur. Niye? Bugün bile. Ama 20-25 dediğin ama zaten şöyle, erimes. Ama işte tabii, kemik erimesi. Tabii kemik erimesi. Niye? O da şundan dolayı. AKP bugün 11 milyon civarında bir üyeye sahip. Yani 11 milyonu aşkın bir üyeye sahip. Bu tam tipik aslında otoriter yapıların bir göstergesidir. Yani otoriter yapılarda, otoriter sistemlerde siz parti üye sayınızı fazla tutarak bir biçimde hem onları nebelandırırsınız süreçten hem de kontrol edersiniz. Ama üye meselesinde bir şey söylemek isterim. Hani bu da nasıl işlerine yarayacak onu bilmiyorum. Sadece samimi üyelere moral olsun diye olabilecek bir şey belki. Bizim kanaldan bir arkadaş anlattı. Hemen yakında bir yerde yolunu kesmişler birkaç kişi. Demişler ki AKP'ye üye yapıyoruz. Üye olmak ister misiniz? Ayaküstü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimsin? Bilmiyor. Hani kimin yolunu kestim de ben kime adayı üye yapacağım bilmiyor. Bu arada bir Ankara'ya gideceğiz. Şimdi Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısı dedim ya. Şimdi bakın sürpriz konu Bülent Arınç. Birazdan Kılıçdaroğlu çıkacak aynı kürsüye. Daha önce Bülent Arınç'tan önce altılı masanın temsilcileri konuştular. Zaten bu Türk Demokrasi Vakfı'nın arkasındaki gerçek isim, yani arkasında gizli saklı olduğu için söylemiyorum bunu. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, merkez sağda ya da merkezde böyle bir think tank gibi bir oluşum sağlamaya çalışmışlardı. Demek ki bayağı bir yatay geçiş yapıyor Bülent Arınç. Evet, yani evet. Zaten saraydan uzaklaşmıştı. Daha da mı? Yani Bülent Arınç tabii, yani işler kopma noktasına gelmeden tümüyle kopacağı kanaatli değilim aslında. Hep söylüyor, geri çekiliyor biliyorsunuz. Bir iki dakika bir dinleyebilir miyiz ya da daha da kısa bir kulak misafir olabilir miyiz? Biraz bozulur gibi oldu ama üstüne de gitmedi, akıllı bir insan. Neden dedi? Şu sebeplerden dedim. Tamam dedi, meseleyi tartışmaya sokmayalım. Yani her yerde var olmak bizi görünür kıldı. Fikirlerimizi bilinir kıldı ve biz 95'te birinci parti olduk. Çok da küçük bir oranla, şimdiki oranlara bakarak söylüyorum, %21,5'la. Ah bir zamanlar kraldık konuşmaları. Hatıralar. Evet, hatıralar. Yani evet, doğru, belli ki şeyi anlatıyor, klasik şeyi. Evet. Nasıl refah nasıl yükseldi? Otoriter bir ülkede
biz nasıl yükseldik diye anlatıyor. Ya şimdi tabii bu tür vakıflar önemli aslında. Dünyada da örnekleri var. Özellikle Avrupa'da bütün siyasi partilerin think tank diyebileceğimiz, yani o anlamıyla düşünce kuruluşları, düşünce vakıfları var. Yani yan yana girişlerde bir sıkıntı yok. Tabii içeriğini ben bilmiyorum. Tabii ki, şeyin elbette. İçeriğini bilmiyorum ama deminki konuyla bağlantılı söylemek istiyorum. Yani bizim yatırım yapacağımız, bana göre değişimde yatırım yapacağımız isim Bülent Arınç değil artık. Yok yok, onlar ama değil. Gene de yani, AKP'nin kemik erimesine bir örnek olduğu için Dersu bu arada uyardı beni.